Bundan bir ay önce hayatımın en enteresan deneyimlerinden bir tanesini yaşadığımı düşünüyorum. Başlıktan anlamışsınızdır. 10 günlük bir su orucu tuttum. 10 gün boyunca hiçbir şey yemedim. Su dışında bir şey içmedim. Tamamen yiyeceklerden uzaklaştığınız... Hoş geldin Bambi. Tamamen yiyeceklerden uzaklaştığınız, sadece su içtiğiniz bir oruç şekli. Evet, yanlış duymadınız. Ben en azından içki, çayı, kahve, soda içerim diye düşünüyordum. Ama izledikçe, okudukça fark ettim ki gerçek anlamda bu deneyimi yaşamak istiyorsanız sudan başka bir şeyi hayatınıza sokmamanız gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Neden yapılır? Değil mi? Aslında sorulardan bir tanesi bu. Bu süreç size yardımcı oluyor. Yiyeceklerle ilişkinizi anlıyorsunuz. Ne kadar çok yediğinizi anlıyorsunuz aslında. Çünkü biz iki öğün arasında bile o saat biraz geciktiğinde, ben şahsen öyle biriyim, öleceğim falan zannediyorum yani. Yemezsem herhalde öleceğim şurada ya da bayılacağım. Mesela çok söylediğim bir şey işte. Bayılacağım, yemek yemem lazım falan. 10 gün boyunca hiçbir şey yemeyince anlıyorsunuz ki aslında bir şey olmuyor. Ölmüyorsunuz. İnsan ırkının geçirdiği tarihsel bir sürecin sonucu. Ara öğünler, öğün saatleri vesaire. Fiziksel olarak arınmanın ötesinde aslında bir şey sunuyor bu deneyim size. Zihninizin çok açıldığını, çok hafiflediğinizi, çok yaratıcı olduğunuzu hissediyorsunuz bu süreçte. Farkında olmadan içsel bir yolculuğa da çıkıyorsunuz. Yani çünkü bir şeyler yediğiniz zaman vücudunuz onu hemen tüketmek için ciddi bir efor harcıyor. Ve yemediğiniz zaman vücudun harcadığı o efor aslında sizde kalıyor. Bu süreç boyunca çok az uyuyorsunuz. Bolca rüya görüyorsunuz. Çok düşünme fırsatınız oluyor. Ben 10 gün boyunca her gün doğumunu, her gün batımını izledim. Bolca meditasyon yaptım. Ama tabii ki peri masalı gibi anlatsam da şu anda tam olarak öyle olmadı. Değil mi Bambi? Tam olarak öyle olmadı. Enerjimin tamamen bittiği anlar da oldu. O yüzden de gün gün çektiğim videolardan böyle kısa kesitler aldım sizin için. Neler yaşadığımı biraz daha iyi anlayabilmeniz açısından. Eğer benim burada anlatamadığım bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın ve bir soru cevap videosu hazırlayayım sizin için. Çok isterim bunu. Çünkü gerçekten yanlış bilgiler içeren videolar da gördüm. O yüzden hoşuma giden bir iki videonun linkini de bırakmayı düşünüyorum hatta. Velhasıl günlere bir bakalım. Sonra tekrar Bambi ile buradayız. Dün, yani aslında ilk günüm nasıl geçti ondan başlayayım. Açıkçası bir açlık hissettiğimi söyleyemem. Ara ara tabii ki normalde yemek yediğim saatlerde bir karnım guruldadı ama o kadar. Gece uykumda da herhangi bir problem yaşamadım. Gayet güzel uyudum. Saat 5'te uyanmıştım. Kendimi çok iyi hissediyordum. Baş ağrısı çektim. İlk günün benim için problemli yanı buydu. Başım ağrırken diyordum ki evet, beynimin glikoza ihtiyacı var şu an. O yüzden ağrıyor. Başım geçecek bir süre sonra. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi bu işi yapacaksanız size ilk tavsiyem kesinlikle kendinizi çok hazır hissettiğinizde ilk adım atmanız. Kimileri alıştıra alıştıra başlamayı tercih edebilir. Yani bir öğün atlayarak ya da bir gün deneyerek falan. Ama ben maalesef biraz böyle ya hep ya hiççiyim. O yüzden de herhangi bir alıştırma yapmaksızın, hatta kızlarla inanılmaz yedik. Yani durmadan yedik ve onun hemen üstüne başladım. O yüzden belki ilk gün biraz baş ağrısı çekmiş olabilirim. Ama yeterince bilgi sahibiyseniz, adım adım başınıza neler geleceğini teknik olarak biliyorsanız en azından paniğe kapılmıyorsunuz. Yani bu normal, tamam şimdi bu oldu, bir sonraki adımda bununla karşılaşacağım diyorsunuz. Dolayısıyla karanlık bir yolda yürümüyorsunuz. Bu sizi rahatlatan bir şey oluyor. Bugün biraz zor geçiyor. Akşam yürüyüşüm birazcık daha zor geçti. Çünkü biraz daha halsizdim. Genel olarak enerjimde dalgalanmalar oluyor. Biraz daha iyi hissettiğim anlar oluyor. Biraz daha düştüğüm anlar oluyor. Spesifik olarak karın açlığı, karın gurultusu hissetmiyorum. Ama açlığın verdiği halsizliği net bir şekilde hissediyorum. Bir incelme var. Yani karnım falan dümdüz oldu zaten. Ama kaslarım da yumuşadı. Bunun zaten olacağını biliyordum. Çünkü kasların arasındaki işte sıvılar falan da gittiği için onlar da bir böyle bırakıyorlar kendilerini. Ama yemeye başladığında tekrar eski haline dönüyorlar. 7 gün diye çıktım yola ama 10 gün yaparım gibi geliyordu. Şu an biraz uzağım o fikre. Zannediyorum 7 günde bu işi temiz bir şekilde kapatacağım. Beni tanıyanlar bu videoyu izlediklerinde aslında ne kadar bitik olduğumu anlayacaklar. Bu 10 günlük süreçte benim için gerçekten aşılması en zor engel 3. günü tamamlamak oldu. Enerjim tamamen dibe vurdu. Kendimi ciddi anlamda kötü hissediyordum. Tutunduğum tek dal 3 günde zaten bunun beklenen bir şey olduğuydu. Çünkü vücudunuz bir besin almanızı bekliyor sizden. Dolayısıyla bir takım sinyaller gönderiyor. İşte başını ağrıtıyor, karnını guruldatıyor. Aslında kendi rezervini kullanmayı seçenek olarak görmüyor. Yani bu süreçte eğer ısrarlı olursanız kendi rezervini kullanmaya ikna olacak bedeniniz. Ama o ikna süreci tabii ki tam bir doğum sancısı. O inatlaşıyor, siz yemiyorsunuz, o hadi versene bir şeyler yesene falan diye böyle size isyan ediyor. Ama eğer o eşiği atlarsanız kendi rezervini kullanmaya başladığında ciddi anlamda enerji patlaması yaşıyorsunuz. Çektiğim bu videoda gerçekten sesim bile zor çıkıyor. Ama ertesi gün bakın nasıl uyanmışım, nasıl devam ediyor benim için hayat. Yeniden merhaba. Dün akşam yürüyüşümü yapamadım çünkü hiç halim kalmamıştı. Gece güzel uyudum, sabah iyi uyandım. Gayet dinçtim. Ayıptır söylemesi hamama gittim, kese köpük falan böyle bir tazelenmiş oldum. Tabii şu detayları vermem gerekiyor, bu önemli. Siz yaparsanız biz niye öyle olmadık, biz niye yapamadık diye düşünmeyin. Burada bütün eşyalarımı annem taşıyor. Bana hani enerji harcatmamak için ne gerekiyorsa yapıyor sağ olsun. Az olan enerjimi zaten çok kontrollü bir şekilde kullanabildiğim için bunları yapabiliyorum. Şimdi bu konuyla ilgili önce bir not düşmem gerekiyor. Nasıl ortamda bir kamera belirdiğinde hepimiz tebessüm etmeye başlıyorsak, aslında benim çektiğim bu videolarda da kabul etmek gerekiyor ki biraz öyle bir durum var. Yani çekeceğim zaman bunu kesinlikle bilinçli yapmadım ama genel olarak böyle birçok sanki her şey mükemmel, her şey yolundaymış gibi böyle bir hava yaratma derdindeyim. Aslında biraz da belki kendimi de motive etmeye çalışıyorum o günlerde. Normal halimi size anlatacak olursam, yürüyüşe çıktığım saatler haricinde mecbur kalmadıkça çok fazla hareket etmiyordum. Ani hareketlerde kesinlikle bulunmuyordum çünkü başım dönebiliyordu. 4 gün öyle geçti. 5. gün artık biraz daha alışmıştım bir şeyler yememeye. Vücudum da alışmıştı. 5. günü bitirdim. Her şey yolunda görünüyor şu an. 2 gündür enerjim gayet iyi. Bugün sabah farklı olarak küçük bir antrenman yaptım. Böyle olacağını düşünmüyordum çünkü 3. gün tamamen bir çöküş yaşamıştım. Bir de şimdi esiyor ya, oradan aklıma geldi. Aç olduğum için üşürüm diye düşünüyordum. Alakası yok. Vücudum çok sıcak. Galiba yakacak çok yağım varmış. Bence kendinize hedef koymak önemli. Sabah 1 saat yürüyüş, akşam 1 saat yürüyüş benim kesinlikle yapmak istediğim bir şeydi. Yani çok yavaş da yürüsem, 1 saate tamamlayamasam da o yürüyüşlere çıktım ve annem ve babamla birlikteydim bu süreçte. Onlarla bir malum kaplıca tatili yapıyorduk. Onların da kesinlikle gözlemlediği şey şu olmuştu. Ben yürüyüşe sürünerek de çıksam çok daha enerjik bir şekilde geri dönüyordum. O yüzden bence çok elinizi korkak alıştırmayın. Siz isterseniz o yakacak. Sürekli kafamda da şu soru işaretiyle yaşıyorum. 7 gün diye çıktım yola ama gönlümden de 10 gün yapmak geçiyor. Kötü hissettiğim anlarda sürekli diyorum ki ya ben bunu 7 gün nasıl bitireceğim, 10 günü hayatta yapamam falan dediğim anlar oluyor. Biraz iyi hissettiğimde aman canım 10 gün yapacağım ben bunu diye sürekli kendimle konuşuyorum. Videolara da yansımış zaten. Hepsini kullanmayacağım ama her gün onun kritiğini yapıyorum yani bir şekilde. 7 gün olur olmaz, 10 güne uzar uzamaz diye. Ara ara siz de izlerken görüyorsunuz. Biraz halim yok gibi hissediyorum. Ama hala da 10 güne tamamlamak istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum, bakalım. Sabah gayet iyiydim. Yarım saat 2 kilometre yol yürümüşüm. Bilmiyorum. Birazcık yoruldum galiba. Evet, 6. gün kesinlikle zor geçen günlerden bir tanesi olmuş. Yani buradan hatırlıyorum. Aslında erken girdim araya. 7. günün başladığı ilk saatlerden bir video var. Onunla devam etmemiz lazım. Şu an açlıktan ölüyorum. Sürekli yemek tariflerine bakıyorum. 7. gün başladı. Ama ben bittim. Spada böyle yatıyorum. Düşünmemeye çalışıyorum. Bu arada mide istemiyor, beyin istiyor. Yani burada yemek ye deyip duran bir şey var. Işık çok kötü biliyorum ama bu anı çekmek zorundaydım. Ölüyorum. Önümde 2 eşik vardı. 7. gün ve 10. gün. 7. gün eşiğinde hani ilk hedefe ulaşmanın motivasyonuyla iyi olurum diye düşünüyordum ama pek de öyle olmadı. Neyse ki bittiğinde beklediğim gibi bir enerjideydim. 7 gün an itibariyle sona erdi. En tükendiğim anlarda bile manen kendimi çok iyi hissediyordum. Bununla savaşmak bile bana çok iyi geldi. Ve bu noktada baktığımda diyorum ki ben bunu 3 gün daha sürdürebilirim. O yüzden önümüzde bir 3 gün daha var. Ne kadar kilo kaybettim? Eminim bu merak konusu. Bunu ancak İstanbul'a döndüğümde öğreneceğim. Şimdi burada belki bana biraz kızacaksınız bilmiyorum ama mazur görün. Çünkü böyle bir oyun oynama şansım varken bunu kaçıramazdım. Bu videoyu eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz eminim merak ediyorsunuz. Kaç kilo verdi? Bu verdiği kilonun ne kadarını yağdan verdi? Bu sorunun cevabı bende çok net bir şekilde var. Çünkü döndüğümde İstanbul'da ölçüm yaptırdım. Gramına kadar biliyorum. Ne kadar kilo verdim, ne kadarı su, ne kadarı yağ. Her şeye hakimim ama bunu istiyorum ki bir sonraki soru cevap videosunda yanıtlayayım. Ama tabii bunun için sizin yorumlara yazmanız gerekiyor. O takdirde cevaplayacağım. 8. günün bitmesine 3 saat falan var. Alıştım galiba. İyi hissediyorum ya da böyle yaşlı gibi ağır çekimde hareket etmeye alıştım bilmiyorum. Ani hareketlerde ve uzun süreli hareketlerde biraz ekstra halsizlik hissedebiliyorum. Ama eğer çok zorlamazsam kendimi gayet her şey yolunda. Sabahları daha dinç, akşamları daha bitik oluyorum, orası kesin. Öyle 8. günden selamlar. İyiyim diyorum ben 8. günde ama o kadar baygın bakıyorum ki şimdi izlediğim zaman anlıyorum ki aslında o kadar da iyi değilim ama o günlerdeki kendimden beklediğim performansı demek ki karşılıyormuşum. Artık 10 güne yaklaşmış olmanın mutluluğuyla bende enerji bayağı bir yükseldi. Yürüyüşün üstüne antrenman yaptım filan. Bakalım. Ve 9. gün. Resmen bomba gibiyim. Çok iyi hissediyorum bugün. Artık çok daha iyi uyuyorum ama tabii ki sabah köründe diye tabir edeceğimiz saatlerde uyanmaya da devam ediyorum. Çok heyecanlıyım. Yarın bitiyor, yarın akşam. Bakalım, bugün böyle biraz hareketli geçsin istiyorum. Artık sona yaklaştığım için biraz daha galiba özgüvenim arttı. Yani hani böyle o kalan enerjiyi çok idareli kullanmak gibi böyle bir çabam vardı. Şimdi artık sona yaklaştığım için o kadar da önemli değil yani hani bitip tükensem ne olacak, zaten sonuna geldim diye düşünüyorum. Derken 10. günün sabahı. Artık hedefe neredeyse ulaşmış bir Elif. Dolayısıyla acayip huzurlu bir surat göreceksiniz. Bu arada tabii izlediğiniz videolarda yüzümde hiç makyaj yok. Aslında bu su orucunun etkilerinden bir tanesi cildinizi de temizliyor olması. Yani bütün vücudunuzdaki toksinleri dışarı atıyorsunuz ve deri altındaki yağlanma da onlardan bir tanesi. İlk önce cildiniz kusuyor, daha fazla sivilceniz çıkıyor ve sonrasında temizleniyor, pürüzsüz böyle harika bir cildiniz oluyor. Bununla ilgili deneyimleri olan insanları izledim. Benimki 10 günlük bir süreç olduğu için ben şöyle bir yerlerde kaldım. Yine de etkilerini gördüm. Neyse lafı uzattım. 10. günün huzurlu Elif'ine bakalım. Çok iyiyim. Yaptım, başardım. Bugün ilk defa su dışında bir şeyler içeceğim. Çok heyecanlıyım. Evet, artık çok fazla yorum yapmayacağım. Baş ağrısı diye bir şey yoktu. Halsizlik had safhadaydı son saatlerimde. Çünkü bir de İstanbul'a döndüğüm için işte yol yaptım. Valizimi, sırt çantamı taşımam gerekiyordu. Eskişehir'den dönerken tabii ki annemin o lezzetli yemeklerinden yanıma alacaktım. O yüzden yükümü de bayağı arttırdım. Bilgisayar vesaire derken onları taşımak benim gerçekten canıma okudu. Eğer siz seyahat edecekseniz ya da işte bir şeyler taşımanız gerekiyorsa gerçekten minimum olsun. En son taksiye binerken ağlıyordum açıkçası. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde ilk defa karışık bir meyve sebze suyu içiyorum. Kokluyorum, tadına bakıyorum, ağlıyorum, gülüyorum. Böyle duygu dolu anlar. Evet, gördüğünüz gibi çok iyiyim, enerjim çok yerinde dediğim anlar da var. Sesimin çıkmadığı, hiç dermanımın olmadığı anlar da var. Ölüyorum dediğim anlar da var. Sürekli yiyecek bir şeyler düşünmeye başladım. Nasıl olacak bu dediğim zamanlar var. 7 gün yapmayı hedefleyerek başladım ve kendimi iyi hissetmem, bundan çok verim aldığımı düşünmem sonucu 10 güne kadar uzattım ve eğer hayat izin verirse yılda bir kez 21 gün bunu tekrar deneyimlemeyi çok isterim. Sağlık yönünden mutlaka kronik rahatsızlıkları olanlar ya da bunu mental olarak kaldıramayacak olan insanlar vardır. Ben sadece kendi deneyimimi sizinle paylaşmak istedim. Eğer sevdiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olun. Çok iyi videolar gelecek seyahatle ilgili. İlginizi çekerse daha öncekilere de bakabilirsiniz ve bu video ile ilgili eğer kafanızda soru işareti kalan noktalar varsa lütfen dediğim gibi yorumlara yazın. Ben de size yeni bir video çekeyim konuyla ilgili. Çok teşekkür ederiz. Öperiz. Çok severiz. Hoşça kalın.